Şu anda Brooklyn Müzesi'nde George Bellows'un Pensilvanya İstasyonu Kazısı isimli tablosunu inceliyoruz. Burada gördüğümüz aslında Manhattan'da açılmış büyük bir çukur. Bu çukur, Pensilvanya İstasyonu'nun inşaatı sırasında açılmıştı. Pensilvanya İstasyonu, şehrin yaklaşık 3,5 hektarlık alanını 31. caddeden 33. caddeye kadar iki bloğu ve 7. bulvardan 8. bulvara kadar olan alanı kaplıyordu. Bu büyük Amerikan şehrinin yükselişte olduğu bir dönemde böylesine büyük bir projenin yapılması oldukça mantıklıydı. Şehirde gökdelenler yükselmeye başlamıştı ve bu daha önce eşi benzeri görülmemiş bir azmi temsil ediyordu. Bu değişiklikler en çok bu dönemde şehirdeki toplu taşıma sistemlerinde yapılan değişikliklerde görülüyordu. Bu, 1870'lerde yükseltilmiş demir yollarının yapılmasıyla başlamış, 1890'larda tramvayların gelmesiyle devam etmişti. 1904 yılında ise şehirdeki metro ağı tamamlanmıştı. Bu projeyi Kasat isminde biri üstlenmişti ve ilginçti ki kendisi Amerikalı empresyonist Mary Cassatt'ın abisiydi. Ancak Cassatt'ın halletmesi gereken bir sorun vardı. Kendisi Chicago ve New York arasındaki demir yollarının büyük kısmını kontrol eden Amerika'daki en zengin ve en güçlü demir yolu şirketlerinden birinin başkanıydı. Buradaki sorun trenlerin son durağının Jersey City olmasıydı bir şekilde Amerika'nın en büyük şehri haline gelen New York'a trenleri ulaştırması gerekiyordu. O dönemde işlerine gidip gelen insanlar New Jersey'den New York'a geçmek için feribota biniyordu. Bu yüzden Hudson Nehri'nin altından geçecek tünellerin inşa edilmesinin bir yolunu bulmak gerçek anlamda bir sorundu. Ayrıca Manhattan'ın merkezinde yeni bir demiryolu istasyonunun inşa edilmesi gerekiyordu. Manhattan o dönemde şehrin hem ulaşım hem de ticaret ve eğlence anlamında merkezi haline gelmişti. Bu insanda oldukça umulmadık hisler uyandıran bir tablo. Çünkü burada New York gökdelenlerinin ve teknolojinin yükselişi yerine yerde açılmış kirli ve kasvetli bir çukur görüyoruz. Bellows o dönemde şehrin gelişiminin arkasında yatan gerçek yüzü eserlerine yansıtmak istiyordu. Bu yüzden de yağan karı ve sahnedeki ayrıntıları yansıtabilmek amacıyla sert ve gelişi güzel fırça darbeleri kullandığını görüyoruz. Resmin kirli ve pütürlü bir havası var ve bu da kompozisyonun ortasında gördüğümüz açıkta yakılan ateşe yansımış durumda bunu aynı zamanda asidi andıran parlak renklerle bezeli sarı ve altın renkleriyle aydınlatılmış gökyüzünde ve en çok da yere açılmış çukurdan çıkan dalgalanarak ilerleyen dumanlarda görebiliriz tarihteki bu tarz tablolara örnek olarak piranesi'nin gravürleri ve dante'nin cehennemini temsil eden eserler verilebilir belovs burada insan yapımı bir kanyon görüntüsü yaratmayı başarmış Bellows'un bakış açısını bu kadar yüksekte tutması bilinçli bir tercih. Aynı zamanda kompozisyonun kenarlarında duran dört işçi olduğunu görüyoruz. Bakış açısını bu kadar yüksekte tutarak yerde açılmış bu çukuru da vurgulamış oluyor. Bu çukur üzerinde daha sonra inşa edilen yapıyı düşününce tablo daha da ilginçleşiyor bozar yani güzel sanatlar mimarisini yansıtan bu olağanüstü yapı klasik geleneğin rasyonalizmini ve güzelliğini bizlere hatırlatır nitelikte. McKim Mead ve White Pennsylvania istasyonunun bozar yapısını tasarlamıştı. Bu firma aynı zamanda Brooklyn Müzesi'ni de tasarlayan firma. Çukurun ortasında gemi direğine benzer bir cismin yükseldiğini görüyoruz. Bu aslında bu yıkımda kullanılan makinelerin vinçleri. Kazı makinelerinin vinçleri. Bellows'un bu eseri hafızasında hatırladıklarıyla yaptığını biliyoruz. Ancak aynı zamanda o dönemde kitle iletişim araçlarında sıklıkla görülen görsellerden de büyük ölçüde ilham almıştı. O dönemde istasyonun inşaatı ile ilgili pek çok fotoğraf çekilmiş ve pek çok hikaye anlatılmıştı. New Yorklular bu büyük projeden ortaya çıkacak binayı sabırsızlıkla bekliyordu. Burası nüfus yoğunluğunun görüldüğü bir bölgeydi. Yani boş bir alan değildi. Şu anda Chelsea olarak bilinen bölgenin o dönemde adı Tenderloin'du ve Afro-Amerikalı ailelerin yaşadığı bir bölgeydi. Pensilvanya istasyonunun inşaatı için binlerce aile yuvasından olmuştu. Burada gördüğümüz çukur, istasyonun inşa edileceği bölgenin biraz batısında kalıyor. Burada kazılar devam etti ve bundan sadece birkaç yıl önce buraya Hudson Yards adı verilen bir yapı inşa edildi. Bu tabloda aslında New York'taki en görkemli ve mimari açıdan en önemli yapılardan biri olan Pensilvanya İstasyonu'nun inşaatı için yapılan hazırlıkları görüyoruz. Ancak bu yapı maalesef günümüze ulaşamadı. 1963 yılında bu yapı Madison Square Garden Spor Kompleksine ve Pensilvanya İstasyonu'na yer açılması amacıyla yıkıldı. Pensilvanya istasyonunun yıkılması o dönemde tasarı sürecinde olan ve New York hükümetinin bir parçasını oluşturan Sembol Yapıların Korunması Komisyonu'nun kurulmasına katkıda bulundu. Bu türdeki tabloların eski New York'la yeni New York arasındaki farklılıklara yorum getiren eserler olduğunu düşünüyorum. Ve hatta bu tablonun Berenice Abbott'ın Değişen New York adlı 1935 yılında sergilediği fotoğraf serisine bir bakıma ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. Bence Bellows bu tabloyla şehrin gelişiminin arkasında yatan sebeplere ve modernliğin getirdiği zorluklara bir yorum getirmeyi başarıyor.